Birlikte olmaktan gurur duyuyor. Alkışlarla hoş geldiniz diyoruz Sayın Bakanımıza. Ve İstanbul'u 4,5 yıl gibi yaşanılır bir hale getirdi o küçücük kısa bir süre içerisinde. Tabii geçtiğimiz 5 yıl İstanbul'a değer katan ne yapıldı? Şöyle baktığımız zaman hatırladığımız algı çalışmasından başka bir şey var mı? Göremiyoruz. Sadece reklam, sadece büyük panolarda yapılmayanı yaptı gibi göstermek. Sosyal medyada geçmişte yapılanları sanki kendisi yapmış gibi göstermek. Bundan başka bir şey yok. Onun için algı belediyeciliği değil, İstanbul'da artık gerçek belediyecilik, hizmet ve eser siyaseti zamanı. İnşallah bunu Murat Kurum Başkanımızla gerçekleştireceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Burada deprem oldu. Ama Erzurum'daki kayak keyfini kesmedi. İnsanlar enkaz altındayken İstanbul'un Türkiye'nin en büyük şehir, büyükşehir belediye başkanı kayak keyfini yarıda kesmedi. İstanbul'da sadece İstanbul'u düşünen bir belediye başkanına ihtiyaç var. Bunu inşallah İstanbul 31 Mart'ta gerçekleştirecek ve rekor oyla gerçekleştirecek. Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir yüksek oranda oyla gerçekleştirecek. Şu anda Türkiye'nin depremden dolayı şehirlerini ayağa kaldırma ihtiyacı var. Bir an önce 11 şehrimizi yeniden inşa etmek durumundayız. Pandeminin getirdiği ekonomik hasar var. Bir an önce bunu ortadan kaldırıp halkımızın alım gücünü artırmak için çalışıyoruz. Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun alım gücü artsın. Yine o eski refah günlerine, pandemi öncesi, deprem öncesi günlere tekrar geri dönmek için canla başla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. Şimdi inşallah 31 Mart'ta AK Belediyecilik, gerçek belediyecilik, Cumhur İttifakı'nın başarısıyla sandıklardan Türkiye büyük bir başarıyla ortaya çıktığında önümüzde 4 yıllık bir genel seçimlere kadar istikrar süreci var. Bu ekonomimizi de canlandıracak bir süreç, Türkiye'nin şehirlerini de kalkındıracak bir süreç olacak inşallah. Biz buna inanıyoruz. Adalet Bakanlığı olarak Büyükçekmece'mize bir müjdemiz var. O da Büyükçekmece Adalet Sarayı. 2024 yılı yatırım programına aldık. O parçalı binalardan 3 ayrı yerden Büyükçekmece'yi kurtararak Büyükçekmece'mize ve çevre ilçelere de hizmet verebilecek, bu bölgeye hizmet edecek büyük bir adliye sarayını Büyükçekmece'mize inşallah kazandıracağız. Yatırım programına alınmış durumda. Şimdi arsası da hazır. İmar planı çalışmaları da yapıldı. Ve inşallah proje çalışmalarını da tamamladıktan sonra yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Diyeceğiz inşallah. Murat Kurum bizim yabancımız değil. Kim? Bartın'dan evli. Yengemiz Bartın Uluslu. Dolayısıyla Bartın içinde ayrı bir önemi var bu seçimin. Çünkü bakanlık döneminde de Bartın'a büyük faydası oldu. Millet Bahçesi'nin kazandırılmasında, o şehirlerimizin yeniden dizaynında özellikle büyük desteklerini gördük. Ve inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda da çok büyük desteklerini Bartınlar olarak görmeye devam edeceğiz. Herkese eşit hizmet getirecek ama tabii biraz daha yakınımız olduğu için biraz daha biz bu konuda avantajlı olacağız inşallah. Gerçek belediyecilik herkese eşit, adil, adaletli hizmet götürmektir. Gerçek belediyecilik erişilebilir olmaktır, dürüst olmaktır, yolsuzluğa bulaşmamaktır. İnşallah Büyükçekmece'de öyle yolsuzluğun yesi bile konuşulmayacak. Konuşulmaması lazım. Ve 31 Mart seçimlerinde de yine yerel yönetim, hükümet uyumu dediğimiz zaman birileri şunu söylüyor. Hükümet olarak siz muhalefet belediyelerine destek vermeyecek misiniz? Veriyoruz. Her
belediyenin nüfusuna göre paylar aktarılıyor. Ama o payların nerelere çarçur edildiğini hep beraber de görüyoruz. Onun için değerli hemşehrilerim, şehrin belediye başkanı, şehir emini eğer şehrin milletvekilleriyle, bakanlarıyla, hükümetiyle kafa kafaya verirse, uyum içerisinde çalışırsa, kendisine ayrılan kaynağın da ötesinde o projeler için, ürettiği projeler için ayrı ayrı destek alabilir. İnşallah bu avantajı hem Büyükçekmece'mizde hem de İstanbul'umuzda, Türkiye'nin her yerinde sağlayacağız ve milletimize teşekkür borcumuz artarak devam edecek inşallah. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza güzel dileklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.